Efendim, Borsa İstanbul tarafındaki son tabloya bakacağız. Dün Borsa İstanbul cephesinde %1,91'lik değer kazancıyla bir kapanışı konuşmuştuk. 9.757 puandan bugün bir açılış takip ediyoruz. 9.757 puandaki açılış karşımızda. Borsa İstanbul'da %0,09'luk artışla yeni güne borsa başlıyor. Peki bankalar bugün nasıl bir başlangıç yaptılar? Dönelim bir de bankacılık sektörüne bakalım. Dün bankalar %1,4'lük artıda günü kapatmışlardı. Bugün 13.832 puandan yeni gündeki açılışı 0,09'luk bir artıyla takip ediyoruz. Onu da paylaşalım. Şimdi yeniden Info Yatırım Ergün Tekgül'e dönelim. Özellikle reel sektörde son dönemde daha farklılaşan bir tablo olduğunu söylüyordun Ergün. Oradaki işte hem yöneticilerle hem temsilcilerle görüştüğünde tabii bizler bunun bilançolar üzerindeki, finansallar üzerindeki yansımalarını da bir noktadan takip etmeye çalıştık. Oradaki sözlerine devam edelim. Tabii ki. Ya zaten dediğim gibi ekonomiyi soğutma çabası içerisindeydi ekonomi kurmayları ki çok normal enflasyonla mücadele etmek için bu şart oldu şarttı. Aslında dönüp baktığım zaman işte o hedefe biraz olsun yaklaşılıyor gibi görüyoruz. İşte gerek finansman kaynakları gerek istihdam cephesindeki gelişmeler hedefe doğru götürüyor sanki. Önümüzdeki aylarda bence bunu çok net bir şekilde daha net bir şekilde göreceğiz o soğumayı. Buna bağlı olarak da enflasyonda ümit ediyoruz ki o kademeli düşüşü artık net bir şekilde görmeye başlayacağız. Yani o hedefe, ekonomik hedefe aslında bir şekilde ulaşılmış olacak. Ama burada Amerika ile eş güdümlü gitmek veya işte Avrupa ile eş güdümlü gitmek zamanlama olarak ne kadar doğru olacak, ne kadar olmayacak o önemli gözle. Hep söylüyorum biz onlardan çok geç faiz artırım sürecine başladık. Enflasyonu beraber yaşamaya başladık. Biz daha geç başladık. Şimdi faiz indirim sürecine onlarla mı başlamalıyız? Yoksa net bir şekilde görüp mü başlamalıyız? Vallahi ekonomi kurmaylarının aldığımız, Sayın Bakan'ın aldığımız izlenimler çok net, çok net bir duruş sergiliyorlar zaten. Hani biz bu net bir şekilde sayısal olarak böyle kanlı canlı elle tutulur bir şekilde enflasyonun düşüşünü görmeden öncü göstergelerden, enflasyon rakamlarıyla hani biz zamanında hamleyi yapmak istiyoruz. Yani doğru zamanda doğru hamleyi yapmak istiyoruz. Bir nevi aslında o mahalle baskısıyla işte bir sürü sosyal medyada yazanla edenle hareket etmeyecekler. Çok doğru bir duruş sergiliyorlar. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir emek verildi burada. Belki son düzlükteyiz artık. Çok daha güzel bir ekonomi tablosu için artık son düzlüğe geliyoruz. O yüzden doğru zamanlama çok önemli olacak. Şimdi bu bir geçiş dönemi gözde. Bu geçiş döneminde doğru zamanda doğru hamleyi yapmak gerekiyor. Borsanın da burada daha önceki yayınlarda diyordum ya borsanın aklı karışık. Şimdi aklı karışıklıktan biraz daha şeye geçti. Bekle göre geçti borsa. Yani çünkü aklı karışık olduğu zaman genelde satışla karşılaşıyoruz. Bu da biraz daha bekle göre geçti. Yani yapılan tedavilerin pansumanın etkilerini görmek istiyor biraz daha piyasada. Şimdi bu bizim biraz negatif ayrıştırıyor. Çünkü onlar yurt dışı biraz daha enflasyon hedefine ulaştı. Biz henüz ulaşmadık. Biz acaba faiz indirimi yaparsak toplayayım nasıl bir etki olur? Borsa o yüzden biraz bu noktada negatif ayrışıyor yurt dışından. En azından yurt dışı yukarı tepkiyi verdi. Biz veremedik. Bir de mikro cephe var. Biraz önce senin de söylediğin gibi işte şeyler geliyor, bilançolar geliyor. Artık enflasyon muhasebesiyle geliyor. Hatta önümüzdeki dönemde bankacılık endeksinde de bankacılık hisselerinde de bunu görmeye başlıyor. Bizim piyasa çok sevmeyebilir. Çünkü çok ciddi bir geçiş döneminden geçiyoruz. Yani bu enflasyon muhasebesiyle gelen sonuçlar biraz kafa karıştıracak gibi. Şu anda da gördüğümüz kadarıyla o kafalar biraz karıştı. Çok fazla hoşuna gitmiyor insanların buradan gelen bilançolara veya daha öncekilerle bugünü kıyas etmek açısından doğrunun ne olduğunu bulmakta zorlanıyor piyasa. Sadece yatırımcılar cephesinden değil, işin açıkçası bizim cephemizden de. Yani bench'in bu tarafında çalışanlar da böyle bir tecrübesi olmadığı için bu enflasyon muhasebesiyle ilgili borsa genel itibariyle aslında biraz negatif fiyatlama yapıyor. Şimdi bir de güzel şeyler de var tabii. Güzel şeylerden kastım şu.
Borsa %15 düştü. BIST 100'ün geri çekilmesi %15 gözde. Yani tepe seviyeden %15 düştük.